Sana kimsenin zarar vermesine izin vermeyeceğim. Hadi tut elimi. Gel benimle. Hadi. Sonra Parvati'yi gördüm. Amcamın odasında bir şey attı ve kaçtı. Suneyri lütfen. Çok iyi hatırlamaya çalış. O gün Parvati'nin yüzünü net olarak görmüş müydün? Çünkü sanırım gördüğün o gelinliği giyen başkasıydı. Amcanın odasını ateşe veren de başka biriydi yani. Suneyri lütfen hatırlamaya çalış. Yüzünü net olarak gördün mü? Ben yaptım. Paro'nun gelinliğinin aynasını giyip ben yaptım. Sonra da koşup yangın var diye avaz avaz bağırdım. Yetti mi? Anne ben onu... Oğlum karına sor bakalım niyeti neymiş. Çünkü senin yerine hep onun çenesi işliyor. Samrat. Karına böyle zamanlarda destek olman tabii ki çok önemli. Ama karına inanarak kardeşinden şüphelenmen... ...hem de tamamen yabancı bir kızı korumak için... ...bu senin iplerinin karının elinde olduğunu gösterir. Anne siz bunu... Anne... ...ikimiz adına senden özür dilerim. Biz aslında öyle demek istememiştik. Bu evde bundan böyle... ...o olayla ilgili... ...tek kelime edilmeyecek. Yürü. Ama... Bana para lazım. Bırak. Paraya ihtiyacım Sümer, var. Sümer oğlum bırak. Sümer. Boşuna isteme vermem. Bunu geri vermem sana anne. Asla Sümer, vermem. Sümer bu para bizim değil. Bizde durması hiç doğru değil. Anne bırak lütfen. Bak ne var orada? Ne var? Ama Sümer. Vermeyeceğim. Benim param bu. Vermeyeceğim. Bırak anne. Hayatta vermem. Sümer, Parvati ile evlenmiş olsan haklısın. Evet para senindi. Ama kız kaçtı gitti. Dolayısıyla paranın hükmü kalmadı. Dur bakayım. Sümer. Sümer doldur paraları. Al işte bak Rudra geldi. Eminim Parvati ile birlikte geldiler. Parvati'yi zorla benimle evlendirecek. Artık gelin de benim. Bu paralar da benim. Sümer! Sümer çabuk buraya gel. Yoksa evden düğün değil cenazen çıkacak. Sümer! O kız yüzünden oradaki herkesin içinde rezil oldum. Hiç bu kadar utanmamıştım. Hem de hepsi beni kurtardıktan kısa süre sonra. Oğlum dinle. Durumu iyice kontrolden çıkmadan önce... ...komutan senin her şeyi kontrol altına almanı istiyor. Şunu da sakın unutma. BSD'deki yerini kaybetmemeni herkesten çok o kıza borçlusun. Sen ve diğerleri kaybettiğiniz saygınlığı geri aldınız. Hem de sırf o kızın sayesinde. Bunu göremiyor musun? Evet amca, görüyorum. Görüyorum. Bütün üstlerimin arasındayken o kız yüzünden bir kez daha başım yere eğildi. Onun yaptığı aptallık bir kez daha başıma iş açacak. Oğlum, komutan doğru olanı yaptı. Sana hiçbir zarar gelmeyecek. Basın senin masum bir kızın duygularıyla oynadığını yazmasın istedi. Sırf bunu senin şerefini düşündüğü için yaptı oğlum. Düğün alayınız çoktan köyü dolaşmaya çıktı. Herkes ikinizin evleneceğini düşünüyor. Bırak ortalık kendiliğinden durulsun. Eğer haber yayılırsa o çok gurur duyduğun BSD'ye büyük bir leke sürülecek. Ve bunu kimse de temizleyemez. Sen neden geldin yine? Söyleyecek daha neyin kaldı? Eve geri döndüm. Ben yüzünde sevinçten kendini kaybetmiş bir ifade görmüyorum. Bense pişmanlık görüyorum. Tabii ki benden kaçtığı için. Burası senin evin değil. Buradan uzak durmanı söylemedim mi sana? Her şey bitti demedim mi? Ama bunu yapamazsın. Nasıl böyle bitirirsin?
Ben ne olacağım? Hislerim ne olacak? Sen resmen delirmişsin. Git artık. Gitmeyeceğim. Git yoksa seni ellerimle sokağa atarım. Çok uzaklara gitmeni sağlarım. Ne ben buradan başka bir yere gideceğim, ne de sen benden bir adım uzaklaşabileceksin. Yapamazsın. Bunca yıl yapamadın. Ben hep seninle birlikteydim. O bebek aslında benim. Sen bunu bilmiyor olabilirsin. Ama 15 yıl sonraki ilk karşılaşmada üzerimdeki giysiye bile kanın bulaşmıştı. Neden dersin? Çünkü bende sana ait bir şey olması kaderimdi. Kader bir şeyi unutmamı istemedi. Biz tek bir ruhumuz. Ben yanlış birinin peşinden giderken bile bilekliğin benim yanımdaydı. Ve bugün seni görmeye oraya geldiğimde... Yüzlerce insanın içinde büyük bir saçmalık yaptın. Evlen benimle diye tutturdun. Madem anlayamadın ya da anlamamakta ısrar ediyorsun, sana bir kez daha söylüyorum. Seninle evlenmeyi kabul etmiyorum. Hayır. Hayır. Sen bana hayır demedin ki. Ne? Hatırlasana. Hiç hayır demedin. Ama kırmızı boyayı yere attım değil mi? Evet. Ama yine de ağzından hayır çıkmadı. Üstelik çıkmış olsaydı bile... Bir önemi yok ki. Sorunun kendi saçma. Cevabın da bir önemi yok tabii. Hayır, cevabın bir önemi var. Sana hayır diyorum. Hayır. Senin cevabın çok açık. Cevap aslında senin hareketlerinde gizli. O kırmızı boya kutusunu yere attığında boya sıçradı ve tam alnıma yapıştı. Ben senin cevabını çoktan aldım. Hem senden hem de Allah'tan. Sen gerçekten delirmişsin. Çabuk sil o boyayı. Çabuk sil o Hayır, boyayı. Hayır, dokunma. Sakın silme onu. Resmen aklını kaçırmışsın. O boyanın alnına sürülmesi özellikle olmadı. O bir kazaydı. Her şeyi anlam yüklemeyi bırak artık. Bu senin alnıma ilk boya sürüşün değil ki. Alnımın yaralanıp kanadığı o geceyi hatırla. Kanı ellerinle sıvamış. Ve sonra ne demiştin? Artık Tanrı'nın katında benim karımsın. Düşünüyorum da... Aramızdaki bu kutsal bağı... O gece sen ellerinle yarattın. Sana neden bu soruları soruyorum ki? Ben hiçbir yere gitmiyorum Rudra. Seni de bu evi de bırakmayacağım. Bir kadın evini kocasını bırakıp nereye gidebilir? Bütün bu saçma hikaye o bebekle başladı, öyle değil mi? Al. Al, senin olsun o zaman. Bunca yıldır yanımda olmasının tek bir nedeni var. Kaldırıp atmak aklıma gelmedi. Hepimizin atmayı unutacak kadar önemsiz eşyaları vardır. Ben o kızı... Asla hatırlamıyorum.
O kızı ve bebeği verişini unuttum ve hatırlamak istemiyorum. Hem onun o bebeği verdiği çocuk da artık buradan çok uzaklarda bir yerde. Bebeğine kavuştun. Git artık buradan. Kimsenin kimseyle bir ilişkisi kalmadı. Bütün bağlar koptu. Artık herkes özgür. Hikaye bitti. Terk et bu evi. Ne var? Oyun bittiğine göre gidin. Herkes yatsın uyusun artık. Hadi. Su Nehri. Rudra oğlum. Biraz şöyle sakince konuşabilir miyiz? Parvati'ye az önce yaptı. Onunla ilgili hiçbir şey duymak istemiyorum. İyice delirmiş o. Önce beni karargâhta herkesin içinde rezil etti. Şimdi de bu saçmalık. Oğlum, bir şeyleri onun açısından görmeye çalışsan acaba... Hangi açıymış bu amca? Sürekli değişip duran bir açı. Önce bir cellattım. Kocasını öldüren bir katildim. Hatta dünyada en çok nefret ettiği adam bendim. Ama sonra birden kurtarıcısı oldum. Büyük kahramanı. Şimdi de sevgilisi miyim? Oğlum lütfen geçmişi geride bırak. Başta her şey çok farklıydı. Siz o zamanlar düşmandınız. Sırf sen değil bütün BSD onun düşmanıydı. Bunun nedeni küçüklüğünden beri beyninin sürekli bir şekilde yıkanmasıydı. Artık her şey ortada. Gerçeği öğrendi. Evet, seni kahramanı görüyor. Kurtarıcısı olarak görüyor. Ve kalan bütün hayatını seninle geçirmek istiyor. Sen gerçekten de onun kurtarıcısısın. Daha birkaç gün önce burada düğün hazırlığı yapıyorduk. Ve o gün hoşuna gitmeyen her şey artık onun gözünde hoş birer hatıra. Beni dinle. Sen bir askersin. Ve bu senin için bir görevdi. Ama o bir kadın. Sorun çıkmasaydı bugün evli olacaktınız. Bugün olanlardan çok etkilendi. Rudra, Parvati gibi hem güzel, hem iyi yetişmiş, hem iyi aile terbiyesi almış bir kızı sen bu zamanda gerçekten bir daha bulamazsın. Bak Rudra, sen mantığına karar verirken Parvati hep duygusal düşünüyor. Bunca insanın içinde geçmişini unutup, sırlarını aşıp, sana hislerini döktü, öyle değil mi? Onun için hiç kolay olmasa gerek. Bu Parvati gibi bir kız için çok zor bir görevdi ama başarıyla yerine getirdi. O yüzden de bana bütün o söyledikleri gerçekten kalbinden geliyordu. Hepsi doğruydu. Amca neler söylüyorsun? İnsanların hisleri bir gecede değişir mi? Bunlar zaman alır. Hayır oğlum. Bazen gerçeği görmek için bir an bile yeter. Ben bunları anlamakta zorlanıyorum amca. Benim ne aşka ne de sevgiye, evliliğe karşı bile ufak bir ilgim yok. Olsa bile doğru kız o olabilir mi? O bir sahtekar, bir yalancı. Hayatımın bir parçası olabileceğine inanıyor musun? Ben böyle bir şeye izin... Gel, gel. Başımıza yeterince dert yok, bir de sen gel. Sakın sen de eksik kalma. Ne var? Konuşmaya gelmedim. Bir şeyi geri vereceğim. Oğluma verdiğin 300 bin rupi burada. Onu satın alamadın, bunu geri al. Çünkü o satılık bir adam değil. Al. Bu senin. Ben de bu şekilde oğlumu senden geri almış oldum. Lütfen kabul et beni binbaşı. Kabul et beni, evlen benimle. Bir kadın evini kocasını bırakıp nereye gidebilir? O gün ne demiştin? Sen artık Tanrı katında benim karımsın. Bütün bu saçma hikaye o bebekle başladı, öyle değil mi? Al. Kimsenin kimseyle bir ilişkisi kalmadı. Bütün bağlar koptu. Artık herkes özgür. Hikaye bitti. Terk et bu evi. Git artık.
Buraya mı geldi? Beni gördü mü? Anne hayır, hiçbir şey konuşmayacağım. Oğlum. Parayı olduğu gibi Rudra'ya nasıl geri verirsin? Hem Jaipur'a gitmeme de izin vermiyorsun. Bir kere de benim fikrimi sor. Öz oğlun değil miyim ben senin? Canım oğlum. Ben seni Jaipur'a yollamaz olur muyum? Ama önce beni bir dinle. Sana ayrıca dünya kadar para vereceğim. Oraya Taj Mahal'in bir benzerini bile yapabilirsin. Ama senin Mümtaz Mahal'in hala yaşıyor. O yüzden en iyisi onun heykelini diktir. Anne rica ediyorum dalga geçme. Canım yeterince sıkkın zaten. Peki tamam. Tamam artık bir şey söylemeyeceğim. Ama benim senin yardımına gerçekten ihtiyacım var. Baba oğul ikisini bu evden yollamamız lazım. Nasıl? Şimdi ne yapacağız? Bu kez Rudra'nın odasını ateşe verelim. Ya da onu komalık hale getirelim. Böylece hem ondan hem de babasından kurtuluruz. Harika. Bazen gerçekten saçmalıyorsun. Ara sıra kafan güzel bir şeylere çalışıyor. Ne yapacağımızı daha sonra söyleyeceğim. Ama bir şeyi aklından çıkarma. Ona ve babasına her ne olacaksa mutlaka ikimiz birlikte karar vereceğiz. Onlar ve biz. Nereye gidiyorsun? Bir yere gitmeyeceğim. O kafasına göre her şey bitti demiş olabilir. Ama ben bunu kabul etmeyeceğim. Biz daha hikayemizin yarısına bile gelmedik. Onu anlamaya daha yeni yeni başlıyorum. Bundan böyle o da beni anlamalı. Evet biliyorum. Şu an yenilmişim gibi görünüyor. Onu kaybetmişim gibi. Bugün kalbimi tam iki kez çok kırdı. Ama umudumu kaybetmek bir yana dursun. Ben hala küçük de olsa umut hissediyorum. Mücadele isteğim azalmadı. Aksine daha da büyüdü. Benim başıma ilk kez böyle bir şey geliyor. Hayat, bildiğim hayata hiç benzemiyor. Ben hayatım boyunca hep başkalarının benden yapmamı istediklerini yaptım. Ama şimdi hayatımda ilk kez kendi isteğimle bir şey yapacağım. Beni mutlu eden bir şey yapacağım. Umurumda değil, inatçı desinler. Ben hayatımı Rudra ile geçirmek istiyorum. Onunla olmak bana huzur veriyor. Beni çok mutlu ediyor. Ve ben hissettiğim mutluluğu hak edeceğim. Görürsün. Ona dolu dolu gülümsemeyi öğreteceğim. Çünkü biliyorum onun içinde bir yerlerde küçük bir çocuk saklanıyor. O çocuğu ödülle kandırabilirim. Sevgiyle ya da tehdit ederek. Ama bir şekilde ortaya çıkmalı. O küçük, korkak, yaralı, mutsuz çocuk yeniden benim sayemde yaşamayı öğrenecek. Ama tabii bunun için benim de burada yaşamam şart biliyorsun. Ona yakın olmak zorundayım. Eve dönmek için onunla kavga etmem gerekiyorsa ederim. Parvati kızım. Kavgalar bebeklerle sohbet ederek kazanılsaydı, krallar savaş alanında kılıç, top, tüfek yerine oyuncak bebekler kullanırlardı, öyle değil mi? Türkiye'de Suni